Bir sayının karesinin x diye bir sayı olsun bunun karesini alıyormuşuz. Bunun 5 eksi demiş arkadaşlar. Kendisinin iki fazlasının sayı x de bunun iki fazlasının 3 katına eşitmiş. 3 ile bunu çarparsak bunlar birbirine eşit oluyormuş arkadaşlar. İfadesinin matematiksel yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakıyorum şimdi a'daki değil b'deki değil C'dekine benziyor ama 3x artı 2 demiş. Burası açıldığı halde 3x artı 6 olmalı. Dolayısıyla bu da değil. D'ye baktığımda evet D'deki doğru olacaktır. Cevabımız da bu. Hangi sayının 5 eksiğinin demiş. X diye bir sayı olsun. Bunun 5 eksiğinden bahsediyor. Daha sonra bir de bunun 3 katı diyor. Aynı sayının 2 katının yani x diye bir sayı vardı. Bunun 2 katının 7 fazlasına eşittir diye sormuş arkadaşlar. Ne dediyse teker teker yazdık. Şimdi 3'ü içeri dağıtıyorum. 3x eksi 15 eşittir. 2x artı 7 oldu. 2x'i sol tarafa atıyorum. Eksi 2x olarak geçti. Eksi 15 sağ tarafa artı 15 olarak geçti. X eşittir buradan 22 olarak geldi. Cevabımız Edirne oldu. Bir otobüste 26 erkek demiş arkadaşlar. Hemen şuraya yazdım. 6 tane de kadın vardır. Bu otobüse kaç evli çift binerse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur diye sormuş. Şimdi bir evli çift binmesi demek bir tane erkek bir tane kadın binmesi demek. O zaman x tane erkek binerse x tane de kadın binmiş olacaktır. Ve bize ne diyor? Diyor ki erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olacak diyor. O zaman 26 artı x eşit olacakmış 6 artı x'in 3 katına. 3'ü içeri dağıtacağım şimdi. 3 çarpı 6 18 artı 3x. 18'i sol tarafa attım. Eksi 18 olarak geçti. X'i sağ tarafa attım. Eksi x olarak geçti. 26'dan 18 çıktı. 8 eşittir 2x. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4 olarak geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Toplamları 90 olan üç sayıdan demiş arkadaşlar. Birinci sayımız olsun, ikinci sayımız olsun, üçüncü sayımız olsun. Üçüncü sayı birinci sayının 6 katıymış. Yani birinci sayıya x dersek üçüncü sayıya 6x demeliyiz. İkinci sayının da iki katıdır. O zaman bu 6x ise bu da 3x olmalı ki bu bunun iki katı olsun. E, ee, üçünün toplamını da zaten 90 olarak vermişti arkadaşlar. Şöyle topluyorum. Eşittir 90 diyorum. Ne geldi? 10x eşittir 90. İki tarafı 10'a böldüğümde x eşittir 9 olarak gelir. İkinci sayı birinci sayıdan kaç fazladır diye sormuş. Birinci sayı yani x eşittir 9 olarak bulundu. İkinci sayı yani 3x eşittir 27'dir. 27 9'dan kaç fazladır? 18 fazladır. Cevabım Ceyhan seçeneği. Nisa ve Kıvanç masa tenisi turnuvasına katılmışlardır. Nisa'nın kadın rakiplerinin sayısı şöyle diyelim arkadaşlar toplamda Nisa ve artı x tane daha kadın olmuş olsun tamam mı? Yani toplamda x artı bir tane kadın var. Erkekleri de şöyle diyelim Kıvanç artı y diyelim erkeklere de toplamda yani y artı bir tane de erkek vardır diyebiliriz. Peki Nisa'nın kadın rakiplerinin sayısı demek kendisi hariç tüm kadınlar yani X'ten bahsediyor. Erkek rakiplerinin sayısından 5 fazladır diyor. Bu X diyor. Erkek rakipleri kaç tanedir? Y artı 1 tanedir. Ee, y artı 1'den 5 fazlaymış. Yani X eşittir. Y artı 6 olarak geldi arkadaşlar. Kıvancın kadın rakiplerinin sayısı yani Nisa artı X yani toplamda X artı bir kişiden bahsediyoruz. Erkek rakiplerinin sayısının erkek rakipleri kendisi hariç zaten Y tane erkek vardır. 2 katından 4 eksiktir demiş. Şimdi X yerine gidip Y artı 6 yazarsak arkadaşlar Y artı 6 artı 1 eşittir 2Y eksi 4 gelecektir. 6 artı 1 7. Eksi 4'ü sol tarafa attım. Artı 4 olarak geçti. 11 oldu burası. Y'yi de sağ tarafa attım. 2 Y'den Y çıktı. Y kaldı. Y'yi 11 olarak bulduk. Yerine yazdığımızda X eşittir. 11 artı 6'dan 17 gelir. X de 17. Turnuvaya kaç kişi katılmıştır diye sormuş. Şimdi X'i 17 olarak bulduk. Y'yi de 11 olarak bulduk. Bunları toplasak 28 yapar ama cevabımız bu değildir arkadaşlar. Çünkü Nisa ile Kıvancı da saymamız lazım. 2 kişi de bunlar oldu. Toplamda 30 kişi yani cevabımız Denizli oldu. Bir tarlaya boyları 40 santim ve 55 santim olan iki tür ağaç fidanı dikilmiştir. Bu fidanlardan uzun olan haftada 4 santim demiş. Uzun olan 55 olandı artı haftada 4 santim uzuyor. Kaç haftadan bahsediyoruz? 16 haftadan bahsediyoruz. O zaman 16 ile çarpmamız lazım. Kısa olanı haftada 7 santim, kısa olanı 40 santimdi artı haftada 7 santim uzadığı için 7 çarpı 16 dedim arkadaşlar. Ee, bu iki fidan arasındaki boy farkı kaç santim olur diye sormuş. Yani şu birinci ifadeden ikinci ifadeyi bir çıkartacağım. Tabi bunun mutlak değerini alacağım değil mi? Çünkü farkını soruyor. Direkt farkını söyleyeceğiz burada. Ne geliyor bakalım? 55 artı 16 çarpı 4'ten 64 eksi 40 geldi. Eksi 7 çarpı 16 da 112 demektir. Ee, daha sonra ne yapabiliriz? Şöyle yaparız. 55'ten 40'ı çıkartırız. 15 kalır. 64 eksi 112'den de eksi 58 gelecektir. Pardon eksi 48 gelecektir arkadaşlar. Buradan da mutlak değer içerisinde eksi 33. Bu da dışarı zaten 33 olarak çıkar. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir mağazadan 4 gömlek fiyatına 3 ayakkabı ve 1 pantolon. Hemen yazıyorum arkadaşlar. 4 gömlek e, alınacak paraya 3 ayakkabı artı 1 pantolon alınabiliyormuş. 3 ayakkabı fiyatına da şey, e, aynen 3 ayakkabı fiyatına 2 gömlek ve 2 pantolon alınabilmektedir. Şöyle yazalım. 3 ayakkabı eşittir 2 gömlek artı 2 pantolon. Buna göre 20 tane gömlek alınabilecek parayla kaç tane ayakkabı alınabilir? Şimdi bizden istediği denklemin içerisinde gömlekler ve ayakkabılar olmalı. O zaman pantolonlar olmamalı. Şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Birinci ifadeyi eksi ile çarpsak, eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasak bakalım ne geliyor? Şimdi eksi 2 gömlek, e, e, eksi 2 ile 4 gömleğe çarptığımda eksi 8 gömlek olur. Aşağıda da 3a var, direkt topladım şöyle yazdım. Buradan eksi 6a geliyor arkadaşlar, bunu da yazdık. Ee, buradan eksi 2p geliyor, buradan da artı 2p geliyor. Bu durumda bunlar gidecektir. Aşağıda da iki tane gömlek var, bunu da ekledim. Daha sonra ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Eksi 6a'yı sol tarafa attım, artı 6a olarak geçti. Eksi 8 gömleği sağ tarafa attım, artı 8 gömlek olarak geçti. 6a, 3a daha, 9a. Buradan da ne geldi? 10 gömlek geldi. Peki bize ne demişti? 20 tane gömlek olmasını istiyorum. 10 tane değil 20 tane. O zaman şu denklemi 2 ile genişlettiğimde 18 ayakkabı ile 20 gömleğin fiyatları birbirine eşit olacaktır. Demek ki 20 gömlek fiyatına 18 tane ayakkabı alınabiliyor. Cevabımız Bursa oldu. Sinem ile Bahar'ın evlerinin arası Sinem'in adımlarıyla 500, Bahar'ın adımlarıyla 400 adım gelmektedir. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Sinem diyelim. Şuraya da Bahar diyelim. Ee, Sinem'in adımlarıyla 500 adım geliyormuş, Baharın adımlarıyla da 400 adım geliyormuş burası. Peki, Sinem kendi evinin önünden Bahar'ın evine doğru 200 adım gidip bekliyor. Sinem'e göre burası kaç adımda arkadaşlar? 500 adımda değil mi? O zaman Sinem'e göre eğer 500 adımsa, 200 adım gittiğine göre bu e, yolun tamamının kaçta kaçını gitmiştir diye soracak olursak. İki tarafı şöyle 500'e bölecek olduğumda ne gelecektir buradan? X eşittir sıfırlar sadeleştiğinde 2 bölü 5 gelecektir. Yani aslında Sinem ilerlemiştir. Yolun 2 bölü 5'i kadarını gelmiştir. Şurası 2 bölü 5'i kadar olsun hadi. E, o zaman geriye yolun ne kadarı kalıyor arkadaşlar? 3 bölü 5'i kalıyor. Çok güzel. Soruyu bize nasıl sormuş? Bahar kendi evinin önünden Sinem'in evinin önüne doğru kaç adımda giderse Sinem ile buluşur demiş. Şimdi Bahar'a göre tamamı 400 adımda doğru değil mi? O zaman 3 bölü 5'ini ne kadar zamanda gider, kaç adımda gider diyecek olursak 400 çarpı 3 bölü 5 dememiz lazım. 400'ü 5'e böldüm 80 geldi. 3 ile çarptığımda da 240 olacaktır. Cevabımız denizli olur. Çok katlı otoparktaki araçlar katlara onar onar park edilince x katlı olsun arkadaşlar bu arada. Onar onar park edilince ne olacaktır? 10x tane araç olacaktır. Bir araç açıkta kalıyormuş arkadaşlar. O zaman bir tane daha eklersek tüm araçların sayısına eşit olur bu. Eğer 13'er 13'er park edilirse bu durumda da 2 kat boş kalıyormuş. E tamam x kat yok muydu burada? 2 kat boş olduğuna göre dolu olan x eksi 2 kat vardır. Ve bunlar birbirine eşittir. İkisi de araç sayısını verir bize. Peki 10x artı 1 eşittir 13x Eksi 26 olur. Eksi 26'yı sol tarafa attım. Artı 26. Bir de buradan 27 geldi. 12'yi sağ tarafa attım. Eksi 10, e, e, 10x oldu. 13 xten 10x'i çıkardığımda 3x kaldı. İki tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir 9 olarak geldi. Buna göre otoparktaki kat sayısı kaçtır? X katlı demiştik. 9 katlı bulduk. Cevabımız Ceyhan oldu. Bir çubuk 10 eşit parçaya ayrılıyormuş arkadaşlar. Çubuğumuz şu olsun. Parçaların her biri x olsun arkadaşlar tamamını olacaktır bu durumda 10 parçaya ayrıldığı için çubuğun uzunluğu 10x olacaktır. Peki ayrılan bu parçalardan her biri 6 santim daha uzun olursa bu çubuk 7 eşit parçaya ayrılabiliyormuş. Yani şurası x değil de şöyle olsun diyoruz x artı 6 olsun diyoruz. Eğer x artı 6, x artı 6 şeklinde ayrılırsa bu sefer de 7 parça halinde x artı 6 olacaktır. E çubuğun uzunluğu değişti mi değişmedi. Burada da aynı olacaktır. Şurada da aynı. O zaman bu ikisi birbirine eşittir. 10 x eşittir. 7 çarpı x artı 6 dedim. 7 içeri dağıtıyorum. 7x artı 42 olarak geldi. 7x sol tarafa eksi 7x olarak geçti. 10 xten 7x çıktığında 3x kaldı. İki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir 14 olarak gelmiş oldu. Çubuğun boyunu soruyordu. Çubuğun boyu, bu da zaten çubuğun boyudur. Bu da çubuğun boyudur. İstediğimiz yerde x'i x gidelim yerine yazalım, sonucu buluruz. 10 çarpı 14'ten 140 olur. Cevabımız Edirne. Bir kutuda 5 TL'lik ve 8 TL'lik ampullerden 23 tane bulunmaktadır. Şöyle diyelim arkadaşlar, x tane 5 TL'lik olsun, 23 tane diye toplama. O zaman 23 eksi x tane de. 8 TL'lik ampullerden bulunacaktır. Bu ampullerin toplam fiyatı 154 TL'dir demiş. X ile 5'i çarptım 5X olduğu artı 8 çarpı 23 eksi X eşittir 154 dedim arkadaşlar. Şimdi şu 8'i içeri dağıtmam gerekiyor burada. 5x artı 8 ile 23'ü çarpıyorum. 10 çarpsaydım 230 olurdu. 230'dan 2 tane 23'ü çıkartıyorum. Yani 46 çıkartıyorum. E 184 kalıyor. 184 aynen eksi 8x eşittir 154 oldu. 154'ü sol tarafa attım. Eksi 154 olarak geçti. 184'ten 154 çıktı. 30 kaldı. 5x eksi 8x eksi 3x'tir. Karşıya attım. Artı 3x oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir buradan 10 olarak geldi. 8 TL'lik ampullerden kaç tane vardır diye sormuştu arkadaşlar. 8 TL'lik ampullerden 23 eksi x tane vardır. Yani x yerine 10 yazınca 23 eksi 10'dan 13 tane olacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir piyango bileti kuyruğunda Arda baştan 19. sırada şöyle gösterelim arkadaşlar. Arda şuradadır. Arda'nın önünde 18 kişi vardır diyebiliriz. Arda baştan 19. Cemre ise sondan 27. sıradadır. Arda ile Cemre arasında 9 kişi olduğuna göre bu bilet kuyruğunda en az kaç kişi vardır diye sormuş arkadaşlar. Ben şimdi Cemre'yi eğer şuraya yerleştirirsem bunların arasına bir de 9 kişi koyarım. E Cemre'nin arkasında da 26 kişi vardır. Bak kuyruk bayağı uzadı. Ama ben en az kişi olmasını istiyorum. Cemre'yi buraya değil de şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Şuraya yerleştirelim. Şimdi aralarında şurada yine 9 kişi olsun. Peki Cemre baştan e, sondan 27. sıradaydı. O zaman e, aslında Cemre'nin Cemre arkasında kaç kişi daha var? 26 kişi daha var. 9 buradan bir de Arda var 10. Bunun arkasında da bir e, kaç kişi daha vardır? 16 kişi daha vardır değil mi? 16 Arda ile 17. 9 da buradan e, 26 olur. Cemre de 27. Sondan 27. olmuş oldu. Peki bu şekilde sayınca arkadaşlar şuraya kadar Arda'ya kadar zaten 18 kişi vardı. Arda ile 19 kişi. Arda'nın arkasında da 16 kişi daha varsa e bunları topladığımızda 18 artı 16 34 bir daha Arda 35 olacaktır. Cevabımız Bursa seçeneği olur.